karşımızda Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Çarbaş var. Tonguç Bey, Türkiye ile Rusya arasında varılan bir mutabakat var. Viyop tarafında artıda bir açılış gördük. Piyasalarımıza nasıl bir etkisi olmasını beklersiniz? Ve tabii yarın Merkez Bankası var. O yüzden yavaş yavaş artık odağımızı acaba jeopolitik riskten ekonomiye çevirebilecek miyiz? Ne dersiniz? Evet Zeynep, öncelikle günaydın. Ben açıkçası dünkü toplantı sonrasında hem yapılan açıklamaların hem de Türkiye'nin son 15 gün içerisinde Suriye operasyonu ile ilgili Amerika ile ve Rusya ile ve bölgedeki diğer ülkelerle de belirli bir anlaşma kapsamında belki Türk varlıkları üzerinde de negatif etkisinin orta vadede yüksek olacağı bir stratejik değişikliğin çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği, yani hem de kamuoyu tarafında açıklamalarla da biraz daha desteklendiği bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bugün itibariyle biraz daha bunun etkisi ilk etapta tabii hem kur tarafında hem de vadeli piyasalarda görülüyor. Büyük ihtimal o borsa tarafındaki yaşadığımız aşağı yönlü hareket, tahvillerdeki yükseliş, hatta CDS'lerde bile 400'ün üzerine çıktığımız dönemin birkaç gün içerisindeki o risk algısındaki değişimle biraz daha pozitife döndüğü bir gün geçirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla ben bugün ve önümüzdeki dönemde Türk varlıklarının biraz daha bu algıyla pozitif görüntüsünün sürdürüleceğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum borsa tarafında da işte yükseliş belki 1000 puana yakın olabilir. Oradan da yarınki Merkez Bankası toplantısıyla birlikte tekrar bir 100.000 sınırına doğru hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası tarafına gelince işte yaklaşık bir hafta önce hem Amerika ile hem Rusya ile görüşmelerin tam arifesindeyken hepimiz de anketlere katıldık. Bazı oranları da belirttik. Aslında beklenti 100 bas puan gibi. Ama Merkez Bankası'nın önden yüklemeli, enflasyonu dikkate alır bir açıklamayla, bir kararla devam ettiğini son iki toplantıda düşünürsek, bugün biraz daha o 100 bas puanın üzerinde bir faiz indirimiyle karşı karşıya kalabiliriz. Düzeltiyorum, yarın kalabiliriz diye düşünüyorum. Bu da tamamen hem Rusya hem Amerika ile olan görüşmeler sonrasındaki biraz da Merkez Bankası'nda piyasa tarafında elinin güçlü kalmasıyla oldu. Burada olabilecek 125 bas puanla 175 belki 200 bas puan arasında bir faiz indirimi beklentisi şu an için düşünmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Özellikle son iki toplantıya da bakarsak burada kur hareketinde biraz yükseliş, karar sonrası geri çekilme olmuştu. Dolayısıyla kur tarafında da bugün tam bir net yükseliş daha öncesinde olmadığını düşünürsek 5.93'ü bir kenara koyarsak 5.77'lere doğru bir geri çekilme zaman zaman da 5.80 üzerinde fiyatlamalarla günü tamamlayıp yarınki Merkez Bankası toplantısını bekleyeceğimizi ifade edebiliriz. Tonguç Arbaş, Alaçatı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı, çok çok teşekkür ediyoruz.